Merhaba arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi dolar 12 TL olur mu? Bununla alakalı bu sıralar YouTube'da çokça fazla video ile karşılaşıyoruz. 10 lira olacağına dair, 12 lira olacağına dair. Şu kuşkusuz doğru. Doların bir yükseliş trendinde olduğu, ekonomimizin şu sıralar sallantıda olduğu doğru. Fakat bunu 2001 krizine benzetip de 2019'da da TL'de yine %135'lik bir değer kaybının yaşanacağını tarih tekerrürden ibarettir deyip bu şekilde bir video yapmak bence yanlış. Eğer tarih tekerürden ibaretse Türk lirasının değer kaybettiği, doların en fazla yükselişe geçtiği dönemde bile bu yükseliş 12 ayda gerçekleşti. Şu dipten başlayan yani 3.5'tan başlayan ve 7'ye kadar tırmanan şu oluşum 12 ayda meydana geldi. Şu an 2019'un zaten birinci çeyreğe bitirilmiş durumda ve doların önünde belki geçemeyeceği dirençler mevcut. Bu şekilde bir söylem birçok kişiyi de yanlış yönlendirecek. Yani dolar alıp 12'ye 10'a varana kadar dolarını bekletmek isteyen insanlar olacak. Şunu söylemek mümkün. Doların destekleri ve dirençleri olduğunu, destek ve dirençlerden alacağı tepkiye göre 3 aylık 5 aylık zaman dilimlerinde yeni hedefler koyma olabilir. Fakat sene sonunda 12 lira olacak. Bunun sebebi de 2001'deki krizin aynısı şu an kapıda, belki daha şiddetlisi kapıda. O zaman nasıl ki TL şu miktarda değer kaybettiyse yine aynısı olacak demek bana göre yanlış. Şimdi kendi analizimize geçebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz, çizdiğimiz şu bölgeye aylıktaki bir bölge ve bu bölgeye sadık kalmamız gerekiyor. Son oluşan şu mum çubuğun ismini söylemiştik. Bu bir istekli mum çubuk. İstekli bar yukarı doğru istekli bir şekilde fiyatın çıkacağını gösteren bir mum çubuk. Ve Nisan ayında açılan mum çubuk aşağı doğru test edip bu mum çubuğu test edip ve yükselişine devam etti. Bu bölgenin altında kapanmadığı müddetçe bunu çizdim. 5-12 seviyesinin altında kapanmadığı müddetçe buradaki şu bant yani 5-12-5-30 bandı kuvvetli bir destek olarak çalışacaktır. Fakat bu bandın altına sarktığı zaman, bu bandın altında aylık bir kapanış yaptığı zaman o zaman daha önce de sıkça söylediğimiz destek bölgelerimiz var. 495, 85, 75 ve 60. O bölgeleri takip etmek gerekecek. Bu bölge kırılmadığı müddetçe de yukarı yükselişlerin devam edeceğini söylemiştik. İkincisi tepede yukarıda tepki alacağı ilk bölgeyi haftalıktan takip ediyorduk. Çünkü haftalıkta mum çubuklarla görebildiğimiz kuvvetli bir direnç bölgesi, arz bölgesi var. Bu bölgede çokça satıcının satış emrinin yerleştirilmiş olma ihtimali çok yüksek. Bunu mum çubuklardan daha önce defalarca söylemiştik. Bu yükselen bir mum çubuk. Alıcıların çok fazla olduğu bir mum çubuk. Fakat alış emirleri alıcılar bitirilip hızlı bir şekilde satıcıların devreye girdiği bir bölge burası. Gepli bir açılış var. İki tane engulf oluşmuş ve bu bölgeden hacimli bir düşüş aşağıdaki şu iğnesiz mum çubuğun dibine kadar devam etmiş. 5- .1 seviyelerine kadar. O bölgeden sonraki yükselişler dip bölgesinde zayıf olsa da daha sonra hacimli bir yükseliş başladı. Fakat şunu kaçırmamak gerekiyor. Yükselişte aşağıya yine iğneler bırakılıyor. Daha önce nasıl ki düşüşte yukarı doğru iğneler bıraktığı zaman yukarıdaki satıcıların boşaltıldığını ve fiyat o bölgeye geldiği zaman o bölgeyi rahat geçeceğini söylediysek, aynı şekilde eğer fiyat aşağı doğru devam edecek olursa da artık bu bölgede 533, 35, 540, 550 seviyelerinde artık alıcı kalmamış olabilir. Alış emri kalmamış olabilir ve fiyat buradan hızlı bir şekilde aşağı düşebilir. Zaten şu bölge hacimsiz yükselmiş bir bölge. O yüzden bu bölgeyi de rahat geçebilir. 512 altındaki kapanışlarda aşağıdaki desteklerin takip edilmesini bu sebepten dolayı söylüyoruz. Yukarıda dediğim gibi şu an bir trend çizgisi var. Bu bölge yaklaşık mayısın ortalarına denk geliyor ve bu bölgeden tepki alma ihtimali yani 6 ve 6.3 bandından tepki alma ihtimali yüksek. Fiyat yükselecek olsa bile önce buraya bir iğne atması lazım. Şunun gibi bir spike, bir iğne saplaması lazım ki buradaki satışları bitirmesi lazım. Yani boşaltamadığı bir bölgede alıcı bulması zor satıcıların devreden çıkarılması lazım ki yükselişine devam edebilsin. O yüzden bu bölge çok önemli. Peki bu bölgeden tepki aldıktan sonra ne olur? Dediğimiz gibi aşağıda günlükte bir bölge var. Şu an içinde bulunduğu bir bölge var. Şu bölgeyi seçimden sonra tepki alacağı ilk bölge olarak çizmiştik ve bu bölgeye fiyat indikten sonra kuvvetli bir tepkiyle yükseldi. Şimdi şurada boşaltılmış bir bölge var. Yani satıcıların emirleri çok fazla devreye girdi burada ve fiyat bu bölgeye artık yerleşti. Eğer şimdi fiyat burada günlükte hızlı bir yükselişe geçerse bu bölgeye daha sonra inse bile yani 5 60 seviyelerine daha sonra inse bile buradan artık alıcı toplayacaktır görüşündeyim. Çünkü satıcılar burada bitirildi. Eğer bu bölge aşağı geçerse aşağıdaki bölgenin daha ortaları yine takip edilecek. Fakat bu bölgeden şu an tepki alma ihtimali kuvvetli görünüyor. Tabii ki pazartesi açılışında gepli bir açılışla aşağıda şu bölgelerde bir açılış olmazsa. Günlükte tepki aldıktan sonra bu bölgeye tekrar gelirse ve bu bölgenin üzerinde bir kapanışı olursa. Artık bu bölge ters çalışmaya başlayacak. Şimdi nasıl bize direnç olarak çalışıyorsa bu bölge yukarı doğru geçildikten sonra da burası artık destek olarak çalışacak. Şuradaki İğnelerin çokluğunu daha önce söylemiştik. Buradaki satış emirlerinin bitirilmiş olma ihtimalinden dolayı bu bölgede hızlı geçilebilir demiştik. Aynı şeyi burada yaşayacağız. Eğer bu bölgenin üzerinde de yine bir kapanış olursa yani 7 seviyesinin üzerinde bir kapanış olursa bu sefer yukarıdan aşağı doğru o 7 seviyesi test edilmeye gelecek ve oradan da yeniden alıcı bulma ihtimali kuvvetli olacak. Fakat sene sonuna kadar 2019'un ilk çeyreğini bitirdiğimizi söylemiştim. Sene sonuna kadar doların 10 seviyesine ya da 12 seviyesine kadar çıkma ihtimali biraz zayıf görünüyor. Çünkü her ne kadar 8-9 seviyelerine çıkabilse bile yeniden test etmek için 7 seviyelerine belki 6 seviyelerine tekrar düşecek. Ve bu da 2020'ye kadar sürme ihtimali bana göre yüksek görünüyor. Burada dikkat edilmesi gereken ikinci bir konu daha önce de söylediğimiz gibi şu yükselen mum çubuk kuvvetli bir yükselen mum çubuk ve bir istekli bar. Altında hiç iğnesi yok. Yukarıdaki iğnesi çok uzun. Şu an bu aylık bir grafik ve 8 aydır oluşan mum çubuklar bu yükselen mum çubuğun gölgesi içerisinde oluşuyor. Yön tayin edebilmek için yukarı ya da aşağıda bu mum çubuğun en yüksek tepesinden daha yukarıda bir kapanış ya da en dip seviyesinden daha aşağıda bir kapanış fiyatın asıl yönünü belirleyecektir. Eğer bunun altında bir kapanış olursa fiyat bir miktar daha aşağı gidecek ve daha aşağıdaki destek bölgelerini test etmeye gidecektir. Aynı şekilde yukarıda bir kapanış olursa aşağı bölgeler test edilse bile artık daha yukarıdaki bölgelere çıkma ihtimali yükselecektir. Çünkü yön olarak bu bölgenin üstüne artık çıkmıştır ve trendine devam edecektir. Fikri bizde uyanması lazım. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Dediğim gibi bazı şeyleri söylerken teknik analize, desteğe, dirence bakmak gerekiyor. Bir yıl sonunda 10 ya da 12 olacağının sebebini sadece tarih tekerrürden ibaret olarak açıklamak ekonomide özellikle çok yanlış olacaktır. Elbette ders alınmadığı zaman... Kriz yine gelir, ekonomik kriz yine gelir. İnsanlar hatalarından ders almadığı zaman kriz yine kapıdadır. Bunda şüphemiz yok. Fakat tarihte körden ibarettirle açıklamak bence yanlış. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.